Geçerli oy sayısı 998. Geçersiz oy sayısı 70. Bu sonuca göre adaylarımızın almış olduğu oy miktarlarını açıklıyorum. Metin Oktay 8. Murat Karayalçın 309. Ve Deniz Baykal 681. Evet sayın seyirciler, şu anda sizler de duydunuz. Divan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık seçiminde Deniz Baykal saf çoğunluk olan 543 oyu ilk turda geçtiği için Sayın Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi genel Evet, Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildi sayın seyirciler. Ülkemize ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı uğurlu olsun. Sayın seyirciler, bu seçimlerde 1083 milletle bulundu. Hayırlı olsun. Devletimiz için 1068 delege oy kullandı. Bunlardan 998'i geçerli, 70'i geçersiz sayıldı. Deniz Baykal 681 oyla genel başkan seçildi. Sağ çoğunluk 542 oydu, bunu aştı. Murat Karayalçın 309 oy aldı ve Metin Oktay da 8 oy aldı bu kurultay sonunda. Evet, bu arada Naci, delegeler de yeni genel başkanları Deniz Baykal'ı kürsüde görmek istiyorlar. Parti meclisi ve disiplin kurumu üyelikleri için seçim sayımlar devam ediyor. Sayın Baykal 15 dakika sonra burada olacaklarını iletiyorum. Evet sevgili seyirciler, anonstan da duydunuz, salonda yapılan anonstan. Deniz Baykal şu anda kurultay salonunda değil, yaklaşık 15 dakika sonra burada olması bekleniyor. Ve bir gelenek olarak delegelerine bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor. Naci, bir değerlendirebilir miyiz? Bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Ben şimdi önümde sandık evet. Sonuçlar var. Onları toplamıştık. Şöyle bir bakıyorum, 20 tane sandık var toplam. Kurultayda delegelerin oy kullandığı Nermin. Evet, Deniz Baykal sandıkların tümünde önde.
tümünde ilk sırayı almış. Murat Karayalçı'nın ilk sırada olduğu sandık göremiyorum. Evet. Bunlar arasında 3 tane sandıkta Metin Oktay'a oy çıkmış. Ve ağırlıklı olarak evet tüm sandıklarda, tüm bölgelerde bu anlamda Deniz Baykal'ın üstünlüğü var. Hiçbir sandıkta Murat Karayalçın Deniz Baykal'dan daha fazla oy alamamış. Tabii bu dakikadan sonra artık önemli olan parti meclisi seçimi. Evet. Deniz Baykal'ın birlikte çalışacağı, parti çalışmalarını birlikte yürüteceği, kurultaydan sonra en yetkili karar organı parti meclisi. Parti meclisi nasıl oluşacak? Deniz Baykal'ın 681, Murat Karayalçı'nın 309 oyu var. Bu tablo parti meclisine nasıl yansıyacak? Deniz Baykal'ın listesi bu kurultayların tabiriyle delinmeden tamamıyla o 60 kişilik liste seçilebilecek mi? Yoksa bu 60 kişilik listeye Murat Karayalçı'nın listesinden, Yenilikçi Sol Kanadı'nın listesinden veya diğer bağımsız gözüken adayların listesinden girebilenler olacak mı? Şimdi gözler tamamıyla ona çevrildi. Bu tablo parti meclisine nasıl yansıyacak? Evet, ve sanıyorum bu parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun 15 üyesi için yapılan seçimlerin oy ayrım ve sayımı da biraz zaman alacak gibi herhalde. Değil biraz mi? Değil, çok zaman evet. Alacak Nermin. Çünkü bütün bu kaç 1068, evet 1068 delege oy kullanmış. Bu her oy pusulasından 60 tane parti meclisi için 15 tane de Yüksek Disiplin Kurulu için işaretlenen adayların tümünün dökümü yapılacağı için son derece uzun sürecek. Hatta yarına yani yarın değil yine bugünün ilerleyen saatlerinde. Muhtemelen sabah saatlerinde. Evet, evet. Sabah saatlerinde parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun sonuçları alınabilir. Evet, böylece bir kurultayı daha biz kapatmış oluyoruz. Hayır, yayınımız açısından değil. Sayın Baykal'ın gelişini elbette bekliyoruz. Evet sayın seyirciler, cumartesi günü 9 Eylül cumartesi günü saat 10'da başlayan yayınımız 19.30'da sona ermişti. Dün diyorum artık geride kaldı. 10 Eylül pazar günü yine saat 10'da başladık ve şu saatlere kadar 11 Eylül gününün İlk 3 saati diyelim kurultay çalışmalarıyla ilgili geçti. Sizlere yakından her türlü ayrıntıyı iletmeye çalıştık. Evet, artık Deniz Baykal Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Sayın seyirciler, Deniz Baykal'la ilgili bazı kısa notlar aktarmak istiyorum sizlere. Deniz Baykal 1938 Antalya doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1959 yılında bitiren Baykal bir yıl sonra da aynı üniversiteye bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde asistanlığa başladı. Bu arada Demokrat Parti iktidarına karşı yoğunlaşan öğrenci hareketleri çerçevesinde de siyasetle tanıştı Deniz Baykal. 1973 Ekim'deki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili seçildi. Ve Deniz Baykal'ın siyasi yaşamı Türkiye'deki siyasi yaşamla birlikte oldukça hareketli bir biçimde günümüze kadar devam etti. Deniz Baykal artık bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı.